Atatürk diyor ki, bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. Kara bulutlar Türkiye'nin üzerinde dolaşıyor. Modros Mütarekesi peşinden Sevr Antlaşması ve Ateşkes. Böyle antlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmiş. Anadolu insanı kan ağlıyor. Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş, kuşku içinde bezgin haldedir. Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştı. Fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır. İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki, bir tek karar vardır. O da kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor. Düşmana kurşun sıkılıyor, vurulan yumruklar memleket kadar büyük, eline silahı alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok. Dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz bir önder, bir kumandan bekliyor. İşte Bandırma Vapuru bu önderi, bu kumandanı getiriyor. Samsun'dan kurtuluşa bir genç doğuyor. Evet, Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Böyle bir durum karşısında Samsun'da doğan güneşin yükselmesi, tüm ülkeyi aydınlatması milli birlikle sağlanabilir. 19 Mayıs'ta Samsun ufkunda bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan, koştu o parlayan güneşe doğru. Bu güneş hürriyetin müjdesiydi, Mustafa Kemal'in ta kendisi. İşte Kiki kurtuluşa ölmekte bulan bu güneş Samsun'da doğarken ya İstiklal ya Ölüm parolasıyla doğmuş, halkın kurtuluşa giden önderi olmuştu. Güneş Samsun'dan sonra Amasya, Sivas, Erzurum, oradan da yeni bir Türk devletinin kuruluş meşalesini yakmak için Ankara'da doğacaktır. İşte 19 Mayıs. Vardık bir kapısına Anadolu'nun, önlerine Samsun. Öyle büyüdü ki ağzımız, öyle acıktık ki, bize ekmek değil, dağ sunum. Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya. 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Kurtuluş Güneşi'nin Samsun'da parladığı gündür. 19 Mayıs Türk milletinin kurtuluşa adımını attığı gündür. 19 Mayıs Türk milletinin önderini bulduğu gündür. Bu önder vatanı düşmanlardan kurtardı. Yeni Türk Devleti'nin temellerini attı. Yeni Türk Devleti'ni kurdu ve siz gençlere emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi. Gençler, cesaretinizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlık vatan sevgisi en değerli sembolü olacaksınız. Biz de gençler olarak bize emanet edilen bu vatanı en iyi şekilde yücelteceğimize ve koruyacağımıza söz veriyoruz.